Kaç şehrin sokaklarında, kaldırım kenarlarında dev toplar eşlik eder yürüyenlere. Kaç şehir denizler arasına asılmış koca bir asma kilit gibi durur ve dosta geçit verip düşmanı canı pahasına durdurur. Çanakkale'ye en son beni ve çekim ekibimizi iliklerimize kadar donduran 2011 yılı Şubat günlerinde yaklaşık 100 yıl önce burada geçen destansı vatan savunmasını anlatmak için gelmiştim. 8 yıl sonra yaz aylarının sonları ve bu kez kış ayazı yerine kısa bir sabah yağmuruyla karşılıyor beni bu şehir. Ülkesini, ülkesinin dağını, taşını, ağacını, yabanını sevenler koşa koşa geliyorlar bugünlerde. Bir savaş değil ama yine benzer bir savunmanın içindeyiz bu coğrafyada. Duyduk ki güzelim Kaz Dağları'na altın arayan çelik makineler dişlerini takmış. Duyduk ki yine yabancı eli varmış bu girişimin altında. Ve yazık ki içeriden işbirlikçiler varmış. Medyadan izlediğim gelişmeleri yerinde görmek ve tabii ki su ve vicdan nöbetinde yerimi almak için buradayım ben de. Birazdan belediyenin tahsis ettiği otobüs gönüllü nöbetçileri almaya gelecek. O zamana kadar Çanakkale'nin bir sulu boya tablodaki fırça darbeleri gibi duran güzelliklerini yaşamaya çalışacağım. Sabah çok erken saatlerde Çanakkale'ye geldim. Zannediyorum sabah 6 sularıydı. Çanakkale'de biraz zaman geçirdim. Şimdi belediyenin tahsis ettiği araçlardan bir tanesiyle Alaban'a doğru yola çıktık. Nöbet tutan arkadaşların yanına doğru gidiyorum. Çadır kurmayı düşünüyorum ama çadırlara kısıtlama getirilmiş. Yarın Fazıl Say konseri var. Konseri özellikle sebep göstererek çadırcıları oradan çıkarmak isteyenler olduğunu söylediler bana. Yeni çadır kurulmasına da izin verilmiyor denildi. Şimdi oraya gidince doğrusunu göreceğim ve öğreneceğim. Olmazsa otelde kalırım. Bir sorun yok. Daha yaklaşınca söyleyeceğim. Balaban tepesi kaldırılacak oluyor. Şu gördüğümüz
zaman bakın sağa ayırıyor, sola ayırıyor. Buralar Hacıbisar Barajı'nın su toplama havzaları. %4 çıkardığının %4'ü değil. Anlaşmalar öyle yapılmış ki, şimdi onun sorusunu soracağım size. Diyor ki çıkardığının üzerinden değil, bildirdiğinin üzerinden %4. Ne kadar bildireceğini de denetleyemiyorsunuz. Yani beyan ettiğinin üzerinden %4. Örneğin 100 ton çıkardı, 5 ton çıkardım diyebilecek. Yani böyle bir şeyi denetleme şansımız yok. O nedenle çarpıtıyorlar. Halkın kazanacağı bu altın, buradan çıkacak olan altından halkın kazanacağı zaten bir şey olmadığı gibi binlerce insanın kanser olmasına, ölmesine neden olacak. Artı sadece insanlar değil, hayvanlar, bitkiler, bahçeler, her şey etkiler. Yani hiçbir yerinde o membran dedikleri siyanür barajının garantisi yok. Örneğin altından bir çivi deliği gibi delinmiş olsa o membran yıllarca hep dağın içine akacak. Dağın bu tarafından çıktığı zaman anlaşılacak. O zaman dağı temizleme şansınız var mı? Böyle bir garantiyi verdi atıyorum. Yüzlerce yıl gidecek. 100 sene, 50 sene bu toprağı temizleyecek. Şimdi seviye olarak bu çalışılan yer Atikser Barajı'ndan bak rampa çıkıyoruz. Devamlı yükseleceğiz tepeye doğru. Seviye olarak böyle büyük bir seviye farkı var arada. Üstten taşmalarla Bayramış tarafına, Yedir Bayramış tarafına çaylara doğru taşacak. Dereler o yönde. Dipten sızıntılar bu tarafa gelecek. Taşmalar da Bayramış'tan, bakın o tarafı bilen var mı bilmiyorum. Bayramış Karamenderes çayından, eski adıyla Sıkamenderes çayından Ezine'ye, Ezine o Batak Ovası, bütün zeytinlikler, bahçeler, hani o meşhur Çanakkale domatesi, meşhur Çanakkale peynirinin üretildiği bölgeler buralar. Ve Kumkale Ovası'ndan Çanakkale Boğazı'na dökülecek o su, o asit sular. Yani oradaki balıkların da canlı hayatını da sonunu getirecek. O nedenle kesinlikle hiçbir koşulla buraya izin verilmemesi gerekiyor ve çalışma yaptırılmaması gerekiyor. Bak nereye geldin? Nereye geldin? Tepenin başına. Bak bak, RT1 çekiyor seni. Az kaldı. Başın TV çekiyor, bak bak. Böyle bir şey dünyanın her yerinde kolay kolay bulunmaz. Göşevel'de çekiyorsun. Üstelik de 3 kilometre uzaktan gelmiş. Ha. Almanya'dan geldi bu adam ya. Bunu görmediğim neler var. Toprakları altın çıkan şehitlerin acıları çıkacak inşallah. O duamızı yok etmeyi kimse yapıyor. Dahası o şehitlerde ben efendim görüyorum. O şehitlikleri de parsellemeyi düşünüyorlar biliyor musun? Bu şimdi bu görünen yerden daha büyük alanlar var değil mi aşağıya? Tabii. Evet. Tabii. Siyanur mu var? Beş tane şey var. Siyanur mu yapmak istediler yer bunun da bu tarafı. Bize soruldu mu bu? Halka soruldu mu bunlar hep? Çet süreci geçti ama. Biz buradan sebze yiyoruz. Biz buradan böyle bir şey yiyoruz. Filistin nasıl kendi ülkesini sattı babaları? Bugün çocukları ağlıyor. Yarın biz de öyle olacağız. Ya Pınar Hanım anlatacak da isterseniz bu tarafa gelin. Evet. Dinleyelim efendim. Bizim bugün Su ve Vicdan nöbetimizin 23. günündeyiz.
Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada Kanadalı Alamos Gold firması altın işletmesi açmaya çalışıyor. Fiili olarak çalışmaya 2017 Kasım ayında başladılar. İlk önce işte ağaç kesmeyle başladılar. Ormansızlaştırma, işte zemini hazırlama maden için ve sonrasında işte madene devrediyorlar ve onlar da işletim aşamasına geliyor. Yani şu an için ÇED oluru aldıkları alan 600 hektar alan. Aslında ruhsat alanları 1990 hektar. Yani bu gördüğünüz aslında çok küçük bir parçası. Aslında arkamızda gördüğümüz tepe Balaban Tepesi. Orası orada orman gözetleme kulesi vardı aslında. Hatta bizim nöbet tuttuğumuz alan eski orman deposu. Yani bir orman işçiliği var ama bu işçilik anlamında yapılan bir sistemdi, bir ekonomiye katkıydı ormanlar açısından. Ancak şu an o tepe işte patlatılacak, öğütülecek, altındaki cevhere ulaşılmaya çalışılacak. Ve gördüğünüz barakaların arkasında da cehennem çukuru dediğimiz siyanürle ayrıştırmanın yapılacağı, işlemenin yapılacağı çukur var. Hatta haritalarında tam olarak yerlerini göstermiyorlar. Öyle bir şeyin olmadığını bizim bakanlıklar söylüyor. Ancak şirketin kendi sitesinde zaten bu işlemin nasıl yapılacağını anlatıyor. Yani 90 gün burada bu ayrıştırmanın devam edeceğini, 90 günün sonunda işte o mikro düzeydeki altın parçacıklarına ulaşacağını gayet net bir şekilde aslında anlatıyor. Ama ısrarla bizim bakanlıklarımız şirketin avukatlığını yapmaya çalışıyorlar. Yani bu sahada mesela Kaz Dağı yöresinde 80 endemik tür olduğu söyleniyor ve sadece bu sahada 7 türün olduğu söyleniyor. 800'den farklı çeşitte de bitki çeşitliliği var. Tabii buradaki yaşayan hayvanlar, börtü böcek nereye gitti şu an hiçbirisinin tespiti yok. Ne kadar hayvanın telef olduğunu, yerinden yurdundan edildiğine dair de bir bulgumuz da yok çok sonuçta. Burası Çanakkale için neden çok önemli? Çünkü Çanakkale'nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı Atikhisar Barajı. Ve hala çeşmesinden su içilebilen şehirlerden biriyiz biz. Oysa ki burası bu baraja 14 kilometre uzaklıkta. Burası aslında bizim su havzamız. Baraja toplanan suyun kaynağı burası. ÇED raporlarında hocam var mı? Bunlar dikkate alınmış mı? Siz herhalde ÇED raporlarını inceleyeceksiniz. Bu ÇED raporları mahkemelik. Tabii onlar söz konusu mahkemelik oldu ama daha sonra kabul edildi diye biliyoruz. Yani buradaki hukuksal süreç şöyle işledi. Hem Kaz Dağı Madra Dağı denilen bir belediye birliği vardı. Şimdiki adı Ege Marmara Çevre Belediyeler Birliği. Hem onların açtığı dava hem de Çanakkale Belediyesi'nin açtığı dava var. Çanakkale Belediyesi de bu duruma şöyle müdahil. Çünkü devlet su işleriyle yaptığı protokol gereği kente sağlıklı su sağlama yükümlülüğü altında. Buna dair bir protokol imzalamış. Ve şu anki havzanın tahribatından dolayı da bize böyle bir su sağlanamayacağı açıkça belli. O yüzden duruma müdahil ve o yüzden hem doğru burada bizimle nöbet tutuyor hem de bunun hukuksal takibini yapıyor. 2018 yılında tekrar bilirkişi incelemesi oldu bu sahada. Yani aslında gösterilen işte 25-27 hektarlık alanlarda gösteriyorlar ya ÇED'leri kolay alabilmek için. Ama 600 hektar alanda çalışma yapıyor. İşte atıyorum 10 ton kayaç tüketecekse onun katlım düşürüyor, yükseltiyor ama hani sanki bu rapor bu 600 hektar içinde geçerlidir diyor buradaki idare mahkemesi. Buna dair de itiraz ediliyor. Yani ikisinde aynı etkisi olmayacaktır. Tekrar bilirkişi incelemesi gerekir diye. İşte idare mahkemesi bunu kabul etmiyor. Danıştay'a gidiyor temize. Danıştay da geçtiğimiz yıl işte Mart ayında falan 2018'in Mart ayında kararı bozuyor ve işte tekrar bilirkişi incelemesi gereklidir diyor. Ve 2018'de işte tekrar bilirkişi incelemesi yapılıyor. Ancak bu bilirkişi raporunu beklemeden Çanakkale Valisi şirketin beklediği işletme ruhsatını onayladı. Yani yetkisini il özel idaresine devrettiğini söylüyor ama sonuçta yetki kendisindeydi ve kendisi bu imzaya aslında sebebiyet verdi. Sonrasında işte Mart ayında da şirket Enerji Bakanlığı'ndan bu sefer beklediği son izni aldığını açıkladı. Biz bu izinlerin hepsini aslında şirketin kendi sitesinden öğreniyoruz. Evet. Bu bilgiye ulaşmaya çalıştığımızda biz üçüncü kişi olduğumuz için bilginin bizimle paylaşılamayacağı söyleniliyor. Ancak şirket bütün bilgileri elde etmiş oluyor ve herkese yayın şeklinde yayınlayabiliyor. Yani ne yapıyoruz? Aslında yıllardır bunun mücadelesi veriliyor. 10 yıldır mücadelesi veriliyor. Daha sondaj aşamalarında verildi bu mücadeleler. Yani buradayız. Tabii
4 şey açıklamıştık, amacımız vardı. İlk önce aslında buradaki ağaç kesiminin durması. Çünkü ilk geldiğimiz zamanlar devam ediyordu. Evet. Orman köylüsü tarafından kesiliyor tabii ki bu ağaçlar. Bizler de aslında onlarla birebir böyle bir diyaloğa girmedik. İlk önce şu ağaç kesimi durması, çünkü bunun geri dönüştürülemez etkileri var. Sonra bu sahanın işletiminin durması. Buna sebebiyet verenlerin aslında yargılanması. Tabii. Ve Çanakkale yöresinde, yani Kazdağ ve yöresinde aslında buna benzer 30 tane ayrı ruhsat alanı var. Ve bütün bu ruhsatların iptal edilmesi gerektiğini söyledik. Ve buradan da sonuç alana kadar bu nöbetin devam edeceğini belirttik. İnşallah Orman örtüsünün kaldırıldığı maden alanındayız. Tabii gelen herkes büyük bir şaşkınlık ve üzüntü içerisinde. Bilgi sahibi olanlar bildiklerini anlatıyorlar. İlk defa gelenler merak ettikleri şeyleri özellikle sormaya çalışıyorlar. Bunların içerisinde en çok sorulan sorun ne biliyor musunuz? Burası bir daha eski haline ne zaman gelecek? Biyolojide bir kural vardır. Orman sadece toprağın üzerinde yetişen canlı örtüsü değildir. Toprak da canlıdır. Eğer organik bir örtü, canlı bir örtü olmazsa onun üzerinde ağaç gelişemez. Önce toprak gerekir yani. Toprağın içerisindeki mikroorganizmalar gerekir. Ondan sonra ağaç büyür, serpilir. Şimdi burada toprağın üzerindeki o organik örtüyü tamamen kaldırmışlar. Madencilerin gözü daha derinlerdeki minerallerde. Toprağın ve arazinin rengi değişmiş. Canlıların kolay kolay yerleşemeyecekleri toprak yapısı ortaya çıkmış. Yani burada artık bundan sonra mutlaka her şey şu anda bitmiş olsa bile büyük bir rehabilitasyon çalışmasının başlaması gerekiyor. Bu toprağa hemen ağaç dikemezsiniz. Yani yol uzun. Çekilmiş almıştır o. Kaz Dağları'nda büyük bir alan tahrip edilmiş durumda ne yazık ki. Ancak tahrip edilmeye aday alanlar da var. Arkamda hala yeşil gördüğünüz bölge de bunlardan bir tanesi. Madenciler orayı da ele geçirmek istiyorlar. Bütün savaş bunun için. O ağaçların kesilmemesi, bu dağların kurtulması. Abi patates de meşhur, simidi de meşhur. Adam biri bağırıyor mu? Tabii girmek lazım içeri. Adam umurunda değil ki abicim. Adam buraya geldi, 2 dakikada geri dönüyorsa adam umurunda değil ki. Thank you.
sabahın çok erken saatleri kaldırıldık. Birazdan jandarma geleceği söyleniyor. Burada çadırların bulunduğu bölgede arama yapılacak. Bunun sebepleri farklı şekilde konuşuluyor. Konser için olduğu da söylenenler arasında. Biz genel olarak neşeliyiz. Sloganlar atılıyor. Gördüğünüz gibi alkış sesleri. Çok güzel bir ortam var. Vay arkadaşım. Ulan oğlum ne yaptın? Günaydın. Günaydın. Günaydın.